askeri güçlerinin belirlenmesinde 55 farklı veriden yararlanılıyor. Asker sayısı, harcamalar gibi verilerden biri de hava araçlarının sayısı. Dünya genelinde 360 binin üzerinde hava aracı var. Bunların 65 binden fazlası ticari uçaklar. Askeri hava aracı sayısı ise 53 binin üzerinde. Amerika Birleşik Devletleri 13.362 adet hava aracı ile üretim ve teknolojide olduğu gibi askeri alanda da zirvede. Rusya 3.914 hava aracı ile ikinci, Çin 3.035 hava aracı ile üçüncü. Türkiye ise Küresel Hava Gücü Ligi'nde 1.056 araçla 10. sırada. Dünyada toplam 14.706 taarruz uçağı aktif olarak filolarda kullanılıyor. ABD'nin 2830, Çin'in 1527, Rusya'nın ise 1416 taarruz uçağı bulunuyor. Muharebe uçakları arasında en çok tercih edilen model, 2269 adetle şaşırtıcı olmayacağı üzere ABD imalatı F-16. 1118 adetle yine ABD'li F-18 ikinci, 967 adetle de Rus Su-27 ve 30 modelleri üçüncü sıradaki en fazla tercih edilen savaş uçakları. Muharebe helikopterleri kategorisinde küresel filoda 20.231 araç bulunurken, Sikorsky S-70, SH-UH-60 bu segmentte en çok öne çıkan modeller. Ülkelerin askeri nakliye filolarında ise 4.199 uçak görev yapıyor. Bu alanda en çok tercih edilen model C-130-L-100. Türkiye'nin 1056 araçlık hava gücünde 158 adet F-16C ve 49 adet F-4E ile savaş uçakları öne çıkıyor. Ayrıca siparişi verilen 100 adet F-35'ten ilk ikisi teslim alındı ve Türk pilotların eğitimi için ABD'de bulunuyor. F-35'lerle birlikte Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ imalatı Hürkuş'un silahlı modeli Hürkuş-C'nin envantere alınmasıyla muharebe filomuz önemli oranda güçlenecek. Özel göreve sahip hava araçları kategorisinde filoda 4 adet erken uyarı uçağı Boeing 737, 1 adet C-160 ve 2 adet CN-235 bulunuyor. Hava gücümüzün en önemli araçlarını ise 475 adetli helikopterler oluşturuyor. Filoya yeni katılan Chinook CH-47F ve Tai üretimi T-129 ataklar ise ülkenin savaş gücüne önemli katkı sağlıyor. Raporda insansız hava araçları ve hava savunma sistemleri yer almıyor. Ancak Baykar'ın ürettiği Milli İHA Bayraktar ve TAI imalatı Ankalar, Türkiye'yi bu alanda dünyanın ilk 5 ülkesinden biri yapıyor.